Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda size Şok'tan almış olduğum Kawai 3030 adlı Mukar multimedya sistemini tanıtacağım. Gelin hep birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Öncelikle videonun girişini zaten yapmıştım. Gördüğünüz gibi Kawai 3030 modeli aldık, montajladık. Bu şekilde oldu. Arabamın modeli Seat Cordoba. Şöyle size ana menüsünden başlayarak şimdi bu ekranı tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle radyoya geçelim. Radyo ekranımız var. Buradan frekansları ayarlayıp kaydedebiliyorsunuz. Şu şekilde şuradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan otomatik arattırmasını yapabiliyorsunuz. Altta burada neyimiz var? FM2, FM3 diye. AM, FM ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu sessiz alabiliyorsunuz. Arama yapabiliyorsunuz. Kaydetme yapabiliyorsunuz. İşte ses dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Neyse, radyosu bu şekildeydi. USB'ye girebiliriz. Şimdi burada normal müzik şu an USB'den bağladım. USB'den çalıyor. Şuradan müzik listesini açtığınızda normal müzik, videolu olan müziklerim ve resimler şeklinde karşınıza bir menü geliyor. Şuradan video olan müziklere tıklıyorum. Yine USB seçeneği geliyor karşıma. Burada benim dosyalarım var arkadaşlar. Ben buradan videoyu seçiyorum. Pardon, e-kitabı seçtim yanlışlıkla. Şuradan neyi seçecektim? Videoyu seçecektim ama seçemedim. Evet, şimdi seçtim. Gördüğünüz gibi Ebru Gündeş seçtim şu an. Açtı. Arkadaşlar gördünüz, başladı. Çok mu gördünüz adlı parça Ebru Gündeş'ten. Sesini çok veremiyorum. Telife girer diye. Şöyle kısaca bir vereyim. Ama çok kısa, böyle 1-2 saniye. Size ondan sonra kapatayım. Bu şekilde arkadaşlar, ses dengesi de gayet güzel. Aracın. Ondan sonra burada iki menüde ilerletebiliyorsunuz. Bir sonrakine geçiyor. Daha sonra sonrakine geçiyor. Görüntü kalitesi gayet iyi. Burada bunu göstermek için şey yaptım. Soma gelelim yine. Buradan USB'ye gelelim. Otomatik yine görüntüye geçmesi. Kaldığı yerden devam ediyor burada. Şu durdurma tuşuna basarsanız bir önceki menüye geliyor arkadaşlar. Menüler arasındaki geçişini söyleyeyim. Dokunmatik ayarını söylemek istiyorum. Dokunmatik ayarı gerçekten arkadaşlar, ben dokunmatik hassasiyetini bunun beğendim. Neden böyle söylüyorum? Daha önceki kullandığım dokunmatik ekran teyplerle kıyasla bu teybin arkadaşlar 300 lira gibi bir ücreti aldığımızı düşünürsek gayet dokunmatik oranı, yani fiyat performans oranı gayet güzel bir teyip olmuş. Şimdi ana menümüze gelelim. Tekrardan, pardon, buna girdi tekrardan. Ana menümüze gelmek istiyoruz. Radyo arkadaşlar, USB, SD kart, Bluetooth. Arkadaşlar Bluetooth'unu da test ettim. Çok güzel çalışıyor. AV girişi var. Mirrorlink özelliği var. Bunu henüz deneme fırsatım olmadı. Ayarlar menüsüne girelim. Bakalım bir ne varmış diye. Arkadaşlar işte dil, fren, fabrika ayarları, bölge, sistem, tuş sesi gibi özellikleri var. Hatta tuş sesini şuradan ben kapatmak istiyorum. Şuradan kapalıya getireyim. Daha da tuş sesi duymayalım. Duymasak daha iyi olur. Zaman ayarımız var arkadaşlar. Zamanı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dokunmatik ayarı iyi. Logomuz var. Maalesef Seat logomuz yok. Volkswagen logosu var. Yine Kawai olarak kalsın dedik. Logomuzda. İşte zemini değiştirebiliyorsunuz buradan. Şu zemin, bu zemin, bu zemin, bu zemin yapabiliyorsunuz. 4 tane ayarı var. 4 tane zemin ayarı var. Bilmiyorum daha sonradan içine yükleyebiliyor musunuz ama pek yükleneceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Logoyu gösterdim. Ses ayarlarına bakalım. Burada sesi sağa sola verme, önüne verme, arkaya verme gibi özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Şurada ne? O süper. Burada da tiz bas ses ayarını
yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi boşluk, rock, pop. Ama bunu zaten şuraya tıkladığınız zaman göstereceğim, menünün içinde de yapabiliyorsunuz. Yani buraya çıkıp girmenize gerek yok arkadaşlar. Videoya bakalım tekrardan. Buradan videonun parlaklık, kontrast, renk, doygunluk ayarını yapabiliyorsunuz. Gerçekten iyi düşünmüşler. Yani bu ayarların olması beni gerçekten şaşırttı yani. Bu tarz bir teyipte. Çünkü çok bir şey beklemiyordum alırken. Çünkü fiyatından dolayı, hatta hayal kırıklığına uğrar mıyım diye bekliyordum. Arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi normal teyipler 220, şöyle kaliteli bir şey almaya kalktığınızda böyle kullanılabilecek bir şey 200-220, 230 lira civarlarında. İşte Pioneer'lar, Sony'ler o civarlarda. Ben de öyle bir şey mi alsam yoksa böyle bir şey mi alsam kararsız kalmıştım. Ama birkaç arkadaşımın taktırdığını görünce gerçekten bu özellikle benim arabamın konsoluyla çok güzel bir uyum sağladı. Gerçi şu teypin konsolu biraz daha yukarıda olsa daha kullanışlı olacaktı ama bu dizayn buna göre yapılmamış. Normal teybe göre yapıldığı için biraz daha aşağıda kalıyor. Ama çok rahatsız etmiyor arkadaşlar. Gayet güzel. Hoşuma da gitti yani. Renk ayarlarının olması da bir artı katmış. Yanlış yere girdik. Bu AV in ne oluyor arkadaşlar? Bunu hiç bilmiyorum. SWC özelliğimiz var. En önce açma düğmesine basın ve basılı tutunuz. Sanırım bunlar da şeyi özelleştirmek için yapılan bir şey. İşte ekrandaki tuşların yerlerini ayarlamak için yapılmış bir şey. Bluetooth özelliği arkadaşlar, hem telefonla konuşabiliyorsunuz. Mikrofon çıkışımız da şurada herhalde. Mikrofon diye yazmışlar. Fena değil. Çalışıyor. Şey de var. Neye geçti yine? V'ye geçti. Müzik de dinleyebiliyorsunuz. Spotify'ınıza bağlayıp çok güzel müzikler dinleyebilirsiniz yani. Şu an aracı çalışır konumda tutuyorum. Aküyü bitirmesin diye. Fena değil yani. Şimdi benim şu SD kartımın içinde, pardon, USB'min içinde çeşitli şeyler var arkadaşlar. Müziklerden başka animasyonlar falan var. Bakalım onları otomatik bulup çalacak mı? Gayet iyi, animasyonları falan da açtı yani. How a simple code is turned into flesh and blood. Gördüğünüz gibi animasyonları bile açıyor yani. Fena değil. Beğendim yani ben teybi genel olarak. This video I want to talk a little bit about a comparison of prokaryotes and eukaryotes. Burada yine çeşitli videolar varmış benim şeyin içerisinde. Onları da açtı. Fena değil yani. Ben beğendim. Bu fiyat seviyesinde bir teybin dokunmatik ayarı, hassasiyet ayarı, hepsi yerli yerinde. Şimdi size kullanma kılavuzunu falan da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde kullanma kılavuzu da. Burada GPS yazıyor arkadaşlar. Ben GPS burada göremedim. Bu iki tanesinin kullanma kılavuzuymuş. 30-30 ve 31-30'un kullanma kılavuzuymuş. Maalesef bizim şeyimizde GPS diye bir şey göremedim. Belki ben bulamamışımdır. Yanılıyorumdur yani. Şurada gördüğünüz gibi yine AV'ye tıkladım yanlışlıkla. Yani GPS ile alakalı herhangi bir şey yok. Sanırım şu 31-30 olan modelinde var GPS. Şimdi gelin hep beraber bakalım özelliklerine. Bu arada AUX'umuz falan da var. İşte küçük micro SD girişimiz var. Onları söylemeyi unutmuşum. Bunların da düzgün çalıştığına inanıyorum yani. SD hiç takmadım. AUX'umuz var. Çok iyi bir şey. Zaten arkadaşlar Bluetooth ile USB olduktan sonra 10 numara özellikle, yani şu an zaten yeni telefonların hepsinde Bluetooth var. Bu 10 numara bir şey. Bluetooth olduktan sonra başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani gayet iyi, fena değil. Burada da görüyorsunuz. Menüleri size anlattığım şekilde anlatıyor kullanma kılavuzunda da. Arkadaşlar şu şekilde de göstereyim. Arka çıkışları da şu şekildeymiş. Siz buradan amfi soranlar vardı. Buradan bakıp anlayın. Yani
Amfi girişi var mı, çıkışı yok mu? O kadar bir bilgim yok arkadaşlar. Şimdi şöyle destekliyor desem, iki amfi destekliyor desem yalan söylemiş olurum size. Şurada da desteklediği video formatları var. Arkadaşlar ama video yönünden hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gayet tatmin edici ve video performansı var. Bütün videoları çalıyor yani. Bu fiyat seviyesinden daha pahalı olanlarda bile video converter kullanarak şey yapmanız gerekiyor. Bu arada biraz önce şuraya özelleştirme demiştim. Sanırım bu da steering wheel control şeklinde tercümesi. Bu da direksiyonu tanıtmak için arkadaşlar. Direksiyon değer tuşu olsaydı onları da bağlattırıp kumanda edebilecekti. Bu da o özelliğe yarıyormuş. Şimdi kullanma kılavuzunda gördüm. Onun haricinde arkadaşlar söylemek istediğim bir şey yok. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.